24 Kasım 2023 Antalya Kumluca'dayız. Yanımızda Ali Tıraş. Ali evet. Abi, bu domates seramızda da rekor gelişimi kullandık. Aynen. 3 yıldır da rekor gelişim kullanıyoruz. Burada iri bir çeşit domates. Neler gördük, neler sağladı? Öncelikle topraktan başlayalım. Meyve verimi, bitkinin canlılığı, gelişimi. Bir kısa özetleyelim. Abi ben geldim buraya aldıktan sonra İsmail abi tanıdığım için bayi. Kumluca bayimiz İsmail Altıner. Sade rekor gelişim. Başka hiçbir şey yok. Tabandan başka tabandan bir ürün kullanmadık. Şey yok. Ne 18-46 ne 20-20 ne başka bir... Şimdi şöyle. Sade rekor gelişim. Biz rekor gelişimle birlikte taban giriş gübrelerini öneriyoruz yalnız. Onu söyleyelim. Yok ben kullanmadım. Hani belirli bir beslemeyi mutlaka sağlamamız gerekiyor. Sonrasında mutlaka yapıyorsunuzdur tabii ki üstten. Nasıl kalitemiz, meyvemiz? Göstererek böyle gelelim. İşte ortada kalite. Buyur bak. Buyur. Çeşit kalite olarak neydi bu? Bu demiröz. Demiröz. Şöyle gösterelim oradan da. Şu alt tarafta. Renk. Orada farklı da, bir çeşit. O da güzel. Böyle gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Kameramızda çeke çeke gelsin anlatalım. Şimdi burası Kumluca'dan bayağı yüksek bir yer. Rakım olarak. 350 metre. 350 metre kod farkı olan rakımda bir yer. Ben bunu Ağustos'un 17'sinde diktim. Ağustos 17'sinde dikim oldu. Bugün 23 Kasım. 24 Kasım özür dilerim. 24. Şimdi burada fark ettim bir de bir tık sık gibi değil mi? Sanki dikim. Dikim sık. Onu yanlış yani, yaptık. Sık olmasına rağmen. Sık olmasına yani, rağmen güzel. Ağacın sıhhatine bak. Yani ona rağmen kendini güneşlenmesini alabilmiş, meyve yürütmüş. Aynen. Kök saçak yapısında nasıl bir değişim çok oldu? Çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Herhangi bir köklendirici bir şey veriyor musunuz? Yok. Vermiyor. Köklendirici de yok. Onu da vermiyoruz. Yani şey anlamında baktığımızda şöyle gidelim. Seranın hemen hemen. Kaç dönüm burası? Seramız. 4 dönüm. 4 dönüm. Yani güzel. Buradan hasat. Ne kadar hasat yaptık bugüne kadar? Bu 5. toplama olacak bu. 5. Tonaj anlamında bir tonaj rakam verebiliyoruz mu? 3,5-4 ton çıktı. 4 ton. Alan neydi tam? 4000 metrekare. Dönümden 1 ton gibi bir dönümden şey çıkarıyoruz. 1 ton gibi çıkıyor ama şu anda herhalde daha fazla çıkar. Dönümden 2 ton çıkar. Çıkar çünkü gelmiş herhalde bir haftaya kadar. Yok şimdi hemen başlanacak. Hemen başlayacaksınız. Gidelim şöyle. Şimdi diğer farklı bir çeşitte de video çektik size. Orada da aynı. O burada da aynı. Aynı. Üst tepeler de aynı şekilde gidiyor. Tutumlar. Herhangi bir bitkinin sağlığı konusunda bir sorun yaşıyor musunuz? Direnci yok, konusunda. Yok. Renkleri falan gayet güzel zaten. Renkleri güzel. Yaprak rengi. Güzel. Yaprak genişliği. Gönül rahatlığıyla tavsiye eder misiniz? Abi ben herkese tavsiye ederim. Öncelikle Kumluca, Türkiye'deki seracılar. Bütün çiftçilere tavsiye ederim. Biz de teşekkür ederiz. Masraf yani 3'te 1'e düşer. Ya şimdi aslında şöyle bir şey var. Bir ürünün fiyatı, değerlendirmesi... Kaç para verdiniz? Karşılığında size ne kazandırdı? Ne sağladı? Buna bakmak lazım. Aynen. Size bir tonaj, kalite, bitkide bir canlılık, sağlık, bir susama sorunu yaşatmıyorsa, sezonunuzu uzatıyorsa... Uzadır. Burada verdiğiniz paranın kat be kat karşılığını alıyorsunuz. Sağ olun. Biz de buna dikkat ediyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Vallahi burada üreticiler sizi... Herkese tavsiye ederim. Herkese çünkü tavsiye ediyorsunuz. Ben buraya nereden baksam bir kamyon samra alsam 30 milyar. 10 milyar da işçilik versem 40 milyar. Bunun yanında bir de taban gübresi atacağız. Köklendirici kullanacağız. Otomatikmen 50-60 milyar. Zaten 5'te 1 parasıyla bunu yapabiliyoruz. Ben bunun dönüme 3 çuval atayım. Hatta 2,5 çuval dediler bana ama ben 3 çuval attım. Ne yaptı? 3 kere 4, 12 çuval. 12 çuvalla işi bitirdik. 12 çuvalla işi bitirdim. Yani 8-10 bin TL gibi bir rakamla. Aynen. Bu sezonu taban olarak hazırlığı tamamlamış olduk ve devamında da bunu sağladı. Yine değil. Daha 1 kilo, yarım kilo köklendirici kullandım. Kullanmadık. Toprak altı gübresi kullanmadım. Şimdi şey anlamında verimimiz yüksek, kalitemiz güzel. Kalite çok herhalde güzel. Tercih ediliyoruz hale gittiği zaman da. Aynen. Canlılık, renk, her şey var. Biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür üreticiler ederim. Üreticiler izleyecekler. Hani herkes buradan sizin gibi bir ürün yetiştirse. Biz de Türkiye çapında her yere yetişmeye çalışıyoruz. 7 bölge çalışıyoruz. Toplamda 7 bölgede bayilerimiz var. Bayilerimiz aracılığıyla ulaştırıyoruz. Biz de zaman zaman ziyaretlerde bulunuyoruz. Buradan tüm seracılara, tüm üreticilere selamlarımızı gönderiyoruz Kumluca'dan. Ben de selamımı göndereyim.
böyle bir ürün yetiştirip de arkasında takip edip bizler ziyaret ettiğiniz için size de ben teşekkür ederim.